Emek veren sağlık çalışanları için bugün aslında bir bayram değil, mücadele günü. İnsanların sağlığı ve mutluluğu için gece gündüz demeden çalışan bütün sağlıkçıları Halkların Demokratik Partisi adına selamlıyoruz. Öldürerek değil, yaşatarak barışı ve huzuru inşa etmeye çalışan tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının mücadelesini selamlıyoruz. Tedavi olması gerekirken cezaevine gönderilerek sağlık hakkından mahrum bırakılan ve kendisi de bir hekim olan Grup Başkan Vekilimiz Sayın İdris Baluken'in de derhal serbest bırakılmasını ve sağlık hakkına bir an önce kavuşmasını diliyoruz. Değerli misafirler, bugün Musa Anter Jitem Ana davası, Özgür Gündem Yayın Danışma Kurulu üyeleri ve yazarlarının yargılandığı dava ve Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde sorumlulukları bulunan devlet görevlilerinin yargılandığı davaların duruşmaları var. Biz bütün herkes için adaletli, adil bir yargılamayı bekliyor ve bunun bir gün mutlaka gerçekleşeceğini biliyoruz. Değerli misafirler, Adana ve Antalya il ve ilçe yöneticileri ve üyelerini kalpten selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin huzurunda kendisi de Adanalı olan sevgili eş başkanımız Figen Yüksekdağ ve Adana vekilimiz Meral Danış Beştaş'ı da özlemle ve sevgiyle selamlıyoruz. Özveriyle çalıştığını biliyoruz. Adana, Antalya il ve ilçe örgütlerimiz AKP'nin referandum kampanyasının bir parçası olarak maalesef büyük baskı altındalar ve 4 Kasım'dan bugüne Adana il ilçe yöneticisi ve parti çalışanlarından 205 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan yöneticilerimizin büyük bir bölümüne denetimli ev hapsi cezası verildi. Sadece 8 Mart kadın etkinliklerine katıldığı ve pankart taşıdığı için yönetici ve üyelerimize toplam 94 bin lira para cezası verildi. İşte bunca baskıya rağmen dostlarımız aramızdalar. Hepinizin mücadelesi mücadelemizdir. Tekrar hoş geldiniz. Mücadelenizi saygıyla selamlıyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere parti sözcümüz ve Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Osman Baydemir'i kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer basın emekçileri, Sayın Başkan, Sayın Divan, bugün bereketin coğrafyası Adana'dan, medrebin, pamuğun, çapanın, kısacası alın terinin coğrafyası olan Adana'dan, halklarımız arasında dayanışmanın, birlikte yaşam arzusunun ve mazlum Kürt halkıyla dayanışmanın sembolü olan Figen Yüksekdağ'ın diyarından hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün Antalya'dan, Antalya'nın sıcaklığını, Antalya'nın kara kışların geride bırakılacağının müjdesini bize getiren siz yoldaşlarıma bir kez daha Umbukheru Kaşi Hatun, Sersereme, Serçavim merhaba. Hiç şüpheniz olmasın ki bu zulüm mutlak suretle bitecek. Hiç şüpheniz olmasın ki baskının, zorun, zorbalığın hükmü ve gücü hakkın ve haklının gücü karşısında
mutlaka ama mutlaka mağlup olacak, mağlubiyete uğrayacak. Aslında Figen Yüksek Dağ'ın vekilliğinin düşürülmesi, ki o her zaman bu halkın yüreğinde seçilmiş vekil olarak kalacaktır. Aynı şekilde parti üyeliğinin düşürülmesi, ki o her zaman bu hareketin, HDP fikriyatının en saygın öncülerinden bir tanesi olacaktır. Tek bir amacı var: HDP fikriyatıyla baş edemeyenler şimdi HDP'nin fiziğine saldırıyorlar. Kürt ve Türk halkının dayanışma duygusunu, bir arada eşitçe, özgürce yaşama duygusunu ortadan kaldıramayanlar şimdi bunun örgütlü gücünü ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Korsanvari bir yöntemle vekilimizin, başkanımızın vekilliğini düşürmüş olabilirsiniz. Hukuku, adaleti HDP'nin ve tüm muhalefetin, muhaliflerin giyatunlu haline dönüştürerek, düşürebilirsiniz, düşürdünüz. Peki size bir sorum var. Kürt halkının, mazlum halkların, 6 milyon seçmenin yüreğinde nakşedilmiş, yazılmış Figen Yüksekdağ'ın, Selahattin Demirtaş'ın ve tüm milletvekillerimizin o saygın yerini nasıl sileceksiniz? Silemezsiniz, düşüremezsiniz. Kardeşlerim, Orta Doğu coğrafyası ilklerin coğrafyasıdır. Medeniyetin coğrafyasıdır. Çağın bugünkü hale gelmesinde aynı zamanda emeğin ve alın terinin coğrafyasıdır. Ama maalesef bir o kadar da zulmün ve katliamların coğrafyasıdır. Bugün bu vesileyle bir kez daha Kamışlı katliamını kınıyoruz. Kamışlı'da hayatını yitirmiş olan 52 kardeşimizin bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz ve o faşistler, o zalimler bir gün mutlaka ama mutlaka hem hakkın divanında, hem de bu ülkede, hem de dünyada hukukun önüne mutlaka ama mutlaka çıkacaklardır. Aynı şekilde Gazi katliamını bir kez daha kınıyoruz, bir kez daha lanetliyoruz. O 22 canın hesabı bir gün mutlaka ama mutlaka sorulacaktır. Kardeşlerim, 16 Mart Halepçe katliamının yıl dönümüne yaklaşıyoruz. Bu öyle bir katliam ki aslında Zilan'dan, Koçgiri'den, Dersim'den, Mahabat'tan ayrık ele alamayacağımız bir katliam. Bu öyle bir katliam ki Enfal'den ayrık ele alamayacağımız bir katliam. Ve bu öyle bir katliam ki Şengal katliamından, Şengal'daki 74 fermandan ayrı ele alınamayacak bir katliam. Tam da bu noktada o katliamın zalimleri, o katliamın karar vericileri kendi zulümlerinin aynı zamanda kurbanı oldular. İşte dönüp geçmişe bakıldığımda, bugünün zalimleri dönüp geçmişe baktığımda bin bir tane öğreti, bin bir tane şiret, bin bir tane akıl vardır orada. Ama hiç şüpheniz olmasın ki gün gelecek, Orta Doğu coğrafyası HDP'nin öncülüğünde, HDP fikriyatının öncülüğünde geçmişle yüzleşecek. 1915'lerden bugüne değin bu coğrafyaya dayatılan o tekçi faşist zihniyette bu toplum yüzleşecek ve yüzleşmeyle yeni bir geleceği, yeni bir aydınlığı, yeni yarınları toplumlarımıza, halklarımıza armağan etmenin haklı onurunu yaşayacağız. İşte o haklı gurur, o haklı onur her şeyden önce direnen sizlerindir, halkımızındır. Bir kez daha susmadığı için, bir kez daha direndiği için, bir kez daha faşizme boyun eğmediği için
bugün zindana konulan eş genel başkanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza binlerce kez buradan selam olsun. Ez dilgeşe canım, jiddo zera şivanım diyen Hozan dilgeşi saygıyla, sevgiyle ve minnetle anıyorum. Ahu aven men heddarın, birin kurun set hezarın, ser velatemin müşkumarın, dijminin piz çı barbarın. Buhade buhade, koka barbara, vejbi ahera, vejbi ahera. Dede soyundan gelen, türkülere, deyişlere gönül vermiş, emek vermiş halk ozanı, halk ozanımız. Sarı saltıklardan Emre Saltık Hakk'a yürümüş. Hakk'a yürüdüğünü öğrendik. Devri daim olsun, emekleri Hak divanında kabul görsün. En derin saygılarımızı bir kez daha sunuyoruz. Bütün canlara başsağlığı diliyoruz. Kardeşlerim, öyle bir saddi mahalden geçiyoruz ki, zulmün her adla, her isimle kendisini bir kez daha yaşatma ve kendisini yaşatırken de kaos üzerinden, çatışma üzerinden, kutuplaştırma üzerinden yaşatma gayretini bir kez daha tanıklık ediyoruz. Emin olma. Nemrutlar, firavunlar, saddamlar, her devrin firavunları, her devrin saddamları, her devrin zalimleri olmuştur. Bugünkü iktidara baktığımızda, bugünkü AKP hükümetine baktığımızda, ürettiği suni krizlerle, suni gündemlerle adeta varlığını sürdürüyor. Bundan daha birkaç yıl önce, Orta Doğu coğrafyasında, tüm komşularla sıfır problem iddiasıyla yola çıkan AKP hükümeti bugün Orta Doğu coğrafyasında sorun yaşamadığı, kavgalı olmadığı, husumet yaşamadığı neredeyse tek bir komşu kalmamış. Hani derler ya, üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin dört tarafı düşmanlara sarıldı. Laukru, Malava, Neşevütü. Üç tarafı zaten denizlerle çevrili. Nasıl dört tarafı düşmanlarla çevrili olabilir? İşte nasıl düşmanlarla çevrili olduğunu AKP hükümetinin politikalarına baktığımızda çok açık ve net bir şekilde görüyoruz. İçerideki düşmanlar yetmedi. İçerideki kutuplaşma yetmedi. Şimdi de Avrupa'yla bir kutuplaşma, Avrupa'yla bir düşmanlık, Avrupa'yla bir kriz yaratmanın çabasını en üst düzeyde görüyoruz. Değerli kardeşlerim, Türkiye kamuoyu ve bütün dünya kamuoyu ve başta Kürt halkı olmak üzere ve başta mazlum Türkiye halkları olmak üzere HDP bir ilke partisidir. Kimden gelirse gelsin fikir hürriyetinin kısıtlanmasına hayır diyoruz. Kimden gelirse gelsin örgütlenme özgürlüğü hakkının ortadan kaldırılmasına hayır diyoruz. Kimden gelirse gelsin faşizme hayır diyoruz. Peki şu anda yaşanan tablo nedir? Tamı tamına bir algı operasyonudur. Bir algı operasyonudur. Bir algı yönetimidir. Bir kandırma politikasıdır. Ve aynı şekilde duyguları suistimal etme politikasıdır. Her şeyden önce bu ülkenin bir yasası, mevzuatı var. Yasası, mevzuatı var. Ve bu yasa, mevzuat bana nasıl uygulanıyorsa, ben nasıl o mevzuatla yükümlüysem, yerine getirmekle mecbursam, bu salon içerisinde bulunan, sokakta olan her yurttaşın kafasına o mevzuatın gereği nasıl dayatılıyorsa, bu ülkenin cumhurbaşkanının, bu ülkenin başbakanının, bu ülkenin bakanlarının, bu ülkenin milletvekillerinin de uymakla mükellef olduğu bir mevzuattır. Anayasanın 94. maddesi. Seçim kanununu düzenleyen maddenin kendisi, kanunun kendisi 2008 yılında bir değişikliğe uğradı. Yani AKP hükümeti döneminde bir değişikliğe uğradı. Ve denildi ki
yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında propaganda yapılamaz. Bu değişikliği yapan AKP hükümetinin kendisi. Peki sen bakan olarak, başbakan olarak niye kendi koymuş olduğun yasayı ihlal ediyorsun? Bunlar da çok açık ve ne söylüyorum ha. Bir mağduriyet edebiyatıyla referandum çalışmasını yürütmenin arayışı içerisindeler. Geçen hafta da ifade ettim. Neno yetim sahibidir. Neno'nun yetimleri bir türlü büyümüyor. Şimdi bir yetim daha üretmenin arayışı ve çabası içerisindeler. Ve diyorlar ki türbanlı, başı örtülü bütün kadınlara, mütedeyyin kadınlara aynı zamanda bu bir saldırıdır. Bu aynı zamanda bir İslamofobidir. Ya Allah'tan korkun. Peygamberden utanın. Söz konusu kentin belediye başkanı Ahmet Abu Talib, Fas asıllı Müslüman birisi. Gelin bir de buradan yakın. Peki ne yapacaksınız? 83 belediyeye kayyum atadınız. Görevden aldınız. Hollanda'daki bu belediye başkanına da görevden alacak mısınız? Kayyum mu atayacak? Kayyum mu atayacak? Bir siyasi partinin kendi seçmeniyle buluşması, bir siyasi partinin argümanını topluma aksettirmesi kadar doğal bir şey olamaz. Peki sen kendi ülkende bu hakkı topluma veriyor musun? Senin ülkende insanlar fikirlerini özgürce, hürce ifade edebiliyorlar mı? Çok açık ve net söylüyorum. İnsanlar fikirlerini hürce ifade edemiyorlar. Bakın, eğer ki bu görüntüye karşı çıkıyorsak, bunu bir haksızlık olarak görüyorsak, bu görüntünün oluşmaması için şu görüntüye bir ses çıkarmanız gerekiyor. Bunun bir faşizm olduğunu, bir faşizm uygulaması olduğunu ifade etmeniz gerekiyor. Cizre'ye %80'i aşkın HDP'ye destek vermiş bir şehre 6 milyon oyun iradenin sahibi Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, 40 milletvekili, 2 bakan kendi şehrine giremedi. Ha, kendi şehrine giremedi. Eğer o bakanlarımız o gün engellenmeseydi, eş başkanlarımız engellenmeseydi, Cizre'ye girebilmiş olsaydık, o ateşe su dökmemiz engellenmemiş olsaydı, önlenmemiş olsaydı, bugün bu ülkede böylesi bir tablo, böylesi bir manzara da yaşanmamış olacaktı. Şimdi gelip dönüp dolaşıp bir kez daha algı operasyonuyla bir kez daha vicdanları suistimal etme suretiyle bir oy avcılığı politikasıyla karşı karşıyayız. Bu konuda en dürüst davranan yine bu kabinenin bir bakanı oldu. Sayın Ömer Çelik çok açık ve net bir şekilde dedi ki bu krizden en az 2 puan oyumuz arttı. Bütün mesele bu ha. Bütün mesele bu. 2 puan, 1 puan oyları artsın, memlekete ne oluyorsa olsun. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker diye bir tabir vardır. Ama akılsız hükümetin, akılsızlıkla hükümet edenlerin cezasını, faturasını maalesef halk öder halk. İşte biz bir kez daha bu faturanın halka çıkarılmaması için bu krize, bu suni krize bir kez daha toptan hayır diyoruz. Reddediyoruz, itiraz ediyoruz. Mübarek bir siyasi parti değil. Mübarek hükümet değil. Sanki 15 yıldır iktidarda değil. Kriz ürete ürete, gerilim yarata yarata, zulüm ede ede bir toplum idare edilmeye çalışılıyor. Ama aynı zamanda
kendisini geleceğe taşımanın araçlarını oluşturmaya çalışıyor. Hatırlayın lütfen. Hatırlayalım lütfen. One minute krizi vardı değil mi? One minute krizinden sonra acıyı kim çekti? 13 insan hayatını yitirdi. Peki daha sonra ne oldu? O 13 insanın davası satıldı, davası. Niçin yaptılar bunu? Bir kez daha duyguları suistimal etmek için, algı operasyonunu yapmak için, kendi tabanını konsolide etmek için mütedeyyin, dindar, mazlum bir halkı peşinden felakete sürüklemek için. Hemen akabinde Rusya ile olan krize bakın. Önce uçağı kim düşürdüğünün yarışı içerisinde girdiler. O ben düşürdüm diyor. Diğeri hayır diyor, ben talimatı verdim. Eninde sonunda tıpkı genel başkanımıza Selahattin Demirtaş'a sen niye Moskova'ya gittin, sen vatan hainisin diyenler Moskova'ya gittiler. El pençe divana durdular. Şimdi de karnabahara vize çıkmış olmasının müjdesini Türkiye'ye veriyorlar. Neymiş? Büyük bir diplomatik atakla karnabahara vize almışlar. Peki karnabahara vizeyi aldınız. Ya domatesin suçu ne? Domatesin suçu ne? Domates halen bir başka bahara kaldı. Suç domateste değil. Suç portakalda hiç değil. Suç sizin aklınızda, zihninizde. Suç sizin zihninizde. Müsaadenizle Avrupa'da bulunan Türkiye'li, Türk, Kürt, Sünni, Alevi, emekçi, bütün kardeşlerime, özellikle de annelere, özellikle de kadınlara, gençlere çağrımdır. Siz olun. Huzurunuzu bunlara feda etmeyin. Çünkü bunlar satar. Baktılar, oy gelmiyor, açık söylüyorum, sizi satar. Amaçlarına ulaştılar mı? Düzeltmenin çabası içerisine girerler. Olan sizin huzurunuza olmuş olur. Olan sizin kurmuş olduğunuz düzeninize olmuş olur. Siz olun, aman ha, aman şelpeye gelmeyin. Siz olun, aman ha, aman bu düzenin, bu kara düzenin bir parçası olmayın, kendinizi kullandırtmayın. Şimdi öyle bir saddim halden geçiyoruz ki, öyle bir atmosferden geçiyoruz ki, daha dün, meydan dolaşıp HDP'ye gönül vermiş kardeşlerim, HDP'ye gönül vermiş kardeşlerimden bu pakete destek istiyorum diyen başbakan çıkmış, canını almış olduğu Kürt seçmeninden, şehrini başına yıkmış olduğu Kürt seçmeninden bir kez daha destek istiyor. Bir kez daha kandırmaya çalışıyor. Ama aynı başbakan İzmir'de ne marşını okuyordu? İzmir marşını okuyor. Aynı başbakan bir başka yerde şunu yapıyor. Sayın Başbakan, hayır. Hayır, öyle değil. Sayın Başbakan, evcihale Kürtler sana soruyorlar. Evcihale. Bu ya bitmişliğin fotoğrafıdır ya da iflas etmişliğin fotoğrafıdır ya da bir başka açıdan aslına rücu etmiş olmanın fotoğrafıdır. Kuzu postuna bürünmüş kurdun fotoğrafıdır. Şimdi de bir hafta önce kardeşlerinden, HDP'ye gönül vermiş kardeşlerinden oy veren başbakan çıkmış meydanlarda HDP'yi yuhluyor.
çıkmış 6 milyon seçmenin iradesini, yani 6 milyon seçmeni yuhuluyor. Yani Diyarbakır'ı yuhuluyor. Yani Van'ı yuhuluyor. Yani Adana'yı, Antalya'yı, yani demokrasiyi yuhuluyor. Şimdi bizim Rabbim bize nasip etmesin. Hiçbir siyasetçiyi ama aynı zamanda hiçbir partiyi biz yuhlamayız. Ama müsaadeniz olursa Mahsuni Şerif'ten bir dörtlükle konuşmamızı sürdürelim. Uzaktan yakından yuh çekme bana. Sana senin gibi baktım ise yuh. Efendi görünüp bütün insana, hakkın kullarını yıktım ise yuh. Yuh yuh soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, insanlara, kıyanlara, yuh nefsine uyanlara. Hiç kimsenin haddi ve haddi değildir ki HDP'ye yuh çeksin. Kardeşlerim, referandum demokrasinin bir gereğidir ve özü itibariyle referandumlar doğrudan demokrasi uygulamalarıdır. Temsili demokrasiden ziyade doğrudan demokrasi uygulamalarıdır. Ama referandumlar eşit koşullarda yapılır. Fırsat eşitliği içerisinde yapılır. Peki biz bakıyoruz, bunlar ne yapıyorlar? Cumhurbaşkanından başbakana, bakanlardan bütün Efe cephesine kadar. Hepsi Beytül Mal'dan kampanyalarını yürütüyorlar. Beytül Mal'dan. Ben sorarım size. Ey anlı şecde görmüş mütedeyin kardeşlerim. Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Ömer'in duruşu geleneğinden geliyorum diyenler. Hazreti Ömer kendi işlerini yaptığında devletin mumunu söndürür, kendi şahsi mumunu yakardı. Siz devlette mum bırakmadınız be. Devlette mum bırakmadınız, mum. Şimdi gelin hep beraber bir kez daha referandum atmosferini bir gözden geçirelim. Nasıl bir saddi mahalden referanduma gidiyoruz? İfade özgürlüğü var mı? Bu ülkede ifade özgürlüğünün bir kırıntısı var mı? 158 gazetecinin cezaevinde olduğu, onlarca televizyon kanalının ekranının karartıldığı, onlarca basın yayın kuruluşuna el konulduğu bir zemin içerisinde referandum koşulu, referandumda fırsat eşitliği var mı? Seyahat özgürlüğü var mı bu ülkede? HDP'li milletvekilleri kendi seçim bölgelerine, kendi kentlerine, kendi kasabalarına gelebiliyorlar mı? Hayır bildirisini dağıtan HDP'liler gözaltına alınıyor. Van'da, Urfa'da, Ağrı'da Nevroz afişleri yasaklanıyor. Neredeyse bir ay kalmış referanduma, bir ay boyunca Van'da, Ağrı'da, kimi kentlerde bir ay boyunca etkinlikler yasak deniliyor. Peki böylesi bir zemin içerisinde nasıl referanduma gidilebilir? Böylesi bir zemin içerisindeki referandumun sonucu nasıl meşru olabilir? İşte bütün bunlardan hareketle bir kez daha ben bütün yurttaşlarımızı dikkatini bir kez daha Venedik Komisyonu'nun anayasa ve anayasa yapım süreçlerine dair raporuna dikkatini çekmek istiyorum. Toplantı ve gösteri özgürlüğü. Bu ülkenin neresinde var? Daha 8 Mart'a, bundan birkaç gün önce Urfa'da kadınlar saçlarından tutularak yerde sürüklene gözaltına alındılar. 8 Mart'ta bir basın açıklaması yapacaklardı diye. İşte bütün bunlardan hareketle bir kez daha söylüyoruz. Bir kez daha söylüyoruz. Kanun hükmünde kararnameleri, baskıcı, despot, tek adam, tek parti rejimini, yani bugünkü uygulamayı 2 yıl boyunca topluma dayatılan sindirmeyi kalıcılaştıracak, yasallaştıracak, anayasal hale getirecek bu faşizm dayatmasına biz hayır diyoruz. Bu pakete hayır deyişimiz aynı zamanda faşizme hayır deyişimizdir. Bir yandan referandum çalışması adı altında toplumun bir kesimi ötekileştiriliyor,
Hayır diyenler vatan haini olarak ilan ediliyor ama öte yandan gizli genelgeler yayınlanıyor. Hrabababa köyünde 10 günü aşkın, 15 günü aşkın bir zaman dilimi içerisinde sistematik işkence yapıldı. Evler yakıldı, insanların alın teri olan, emeği olan birkaç hayvanı katledildi. Ve bu sosyal medya aracılığıyla da bütün topluma aynı zamanda servis edildi. Yani AKP şu anda Kürt coğrafyasında referandum kampanyasını silahlı propaganda araçlarıyla yürütüyor, silahlı propagandayla. Müsaadenizle bu kürsüden bir kez daha AKP'ye, hükümete çağrımızdır. Eğer ki demokrasiye inanıyorsan, fikriyatına inanıyorsan, silahla, şiddetle arana mesafe koy. Silahı, şiddeti bırak, gel, ne sözün varsa meydanda, er meydanında bir arada gelelim, konuşalım, tartışalım, paylaşalım. İşte bütün bu şiddet, bütün bu insanlık dışı uygulamalar, bu ülkede hukuk işlemiyor olsa bile uluslararası mekanizmalarda bir gün mutlaka kayda geçiyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları raporuna bakar. Cizre'deki o vahşet, Cizre Bodrum'undaki o vahşetin tamamı ayrıntılarıyla o raporda yerini ediniyor. Ve o vahşet yaşanmasın diye, insanlar ölmesin diye, siviller hayatını yitirmesin diye, tahribatın boyutu daha da büyümesin diye yollara dökülen HDP'liler, HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken, Cizre'de vahşet var, siviller katlediliyor, yapmayın dediği için, eleştirdiği için bugün tutuklular, bugün yargılanıyorlar. Selahattin Demirtaş eş başkanımıza verilen 5 aylık cezanın bir nedeni de Cizre'deki vahşete, vahşet bodrumlarına dikkat çekmiş olduğu için. Hem bu dünyada hem de Mahkeme-i Kübra'da, Şırnak'ta, Cizre'de, Nusaybin'de yapılan bütün o zulümlerin şahidiyiz. Allah rızası için şahidiyiz. Ve bir gün mutlaka bu halk, bir gün mutlaka hak, adalet, o katliamı gerçekleştirenlerin iki yakasında İki eli olacaktır. Tıpkı Milosevic yargılandığı gibi bunlar da yargılanacaktır. Ve İznik Kavataka'da bunlar da yargılanacaktır. Değerli kardeşlerim, sözün özü, 130 bin insan işten atıldı kanun hükmünde kararnamelerle. Ekmeğine el konuldu. Rızkına el konuldu. 3115 akademisyen işinden edildi, ihraç edildi. Aynı zamanda üniversite ortamına yönelik, bilim ortamına yönelik büyük bir saldırıydı. Gençlerimize, çocuklarımızın ilim, irfan sahibi olmasına yöneltilen bir saldırıydı. Ve ihraç edilen barış için akademisyenler bildirisine imza koyan en az 350 akademisyen var. Bunlarla birlikte çocuklar yaşamını yitirmesin, ne olur çocuklar yaşamını yitirmesin diyen Ayşe öğretmenler yargılandı, yargılanıyor, işlerinden atıldı. İşte bütün bunlar, bütün bu atmosfer içerisinde, bütün bu ahval ve şerayet içerisinde, ülkenin içerisine girmiş olduğu bu kaos atmosferi içerisinde, emin olun bu karanlığa ışık tutacak olan yine sizlersiniz. Ekranları başında bizi izleme zahmetine katılanan bütün kardeşlerime çağrımdır. 130 bin insana çağrımdır. Akademisyenlere çağrımdır. Yapmamız gereken tek bir şey var. Boyun eğmemek, itiraz etmek, kapı kapı dolaşmak, hayırda buluşmak, hayırları büyütmek ve geleceğe umutla ama umutla bakabilmek. Çünkü bize dayattıkları bu kış mutlaka ama mutlaka geçicidir. Her kışın sonu mutlaka ama mutlaka bahardır. Bu İznik Kavataka'da Erzurum'a meya her başını. Bu uygulamayı yapan hükümet
muhalefetin de içerisinde yer almış olduğu bir kurul, bir komisyon kuruldu. Neredeyse, ama neredeyse cemaat olarak adlandırılan ve cemaatin kurumu olarak adlandırılan kimi kurumların kapısından geçenler, ha Bank Asya'nın kapısından geçenler, kimi üniversitelerin kapısından geçenler, kimi dershanelere çocuklarını kaydedenler, tamamı ama tamamı, tamamı tasfiye edildi, tamamı cezaevine konuldu, tamamının rızkıyla oynandı. Kardeşlerim, bir insanın elindeki ekmeğini almak, onu rızkıyla, onu ekmeğiyle terbiye etmek, bu nedir biliyor musunuz? Rızkı veren Allah'tır Allah. Rızıkla insanları terbiye edenler ancak ve ancak şirk içerisindedirler, şirk içerisinde. Bunlar gırtlaklarına kadar şirke batmışlar, şirke. İşte bu şirk atmosferinin de ortadan kalkması için bir kez daha herkesin güven içerisinde kendi çocuğunun rızkını çocuğuna götürebilmesi için bu gidişata bir dur deme vakti gelmiştir. İşte bu gidişata dur diyeceğimiz, en güçlü sesle dur diyebileceğimiz ve emin olun durduracağımız gün 16 Nisan günüdür. 16 Nisan'da hayırda buluşursak şirkten de küfürden de kurtulmuş oluruz. Yine müsaadenizle mütedeyyin kardeşlerim, alnı secde görmüş kardeşlerim, sana yapılmasını istemediğini bir başkasına yapma öğretisinden gelen ve o öğretiyi içselleştiren kardeşlerim. Bakın, bir devletin imanı onun adaletidir. Ve bir devletin küfrü onun zulmüdür. Gelin bu zulme siz de ortak olmayın. Gelin siz de güçlü bir şekilde hayır deyin. Çünkü sadece yaptıklarımızdan değil, yapma imkanına sahip olup yapmaktan imtina ettiklerimizden de bir gün mutlaka ama mutlaka hesaba çekileceğiz. İşte o hesap günü geldiğinde, o hesap günü geldiğinde alnımız açık bir şekilde ben zulme karşı durdum, ben yalana, dolana karşı durdum, ben deke, dolaba karşı durdum demenin aynı zamanda fırsatıdır 16 Nisan günü. Ve hiç şüpheniz olmasına 16 Nisan bütün Cumhuriyet tarihi boyunca en hayırlı pazar olacak kardeşlerim. En hayırlı pazar. Çünkü bu toplum, bu coğrafya hayırda buluşacak. Ve bu öyle bir hayır ki bu hayırda kimse kaybetmiş olmayacak. Ama hiç kimse kaybetmiş olmayacak. Sadece ve sadece zalim zulmünden vazgeçmiş olacak. Zalim zulmüne dur demiş olacak bu toplum. Örneğin AKP yine tek başına hükümet olmaya devam edecek. Erdoğan yine cumhurbaşkanı olmaya devam edecek. Ama zulüm ve zulüm politikaları, yıkım ve yıkım politikaları onaylanmamış olacak. Halk iktidara, hükümete senin bu politikan doğru değil demiş olacak. Ve bir kez daha bu paketle bu ülkenin önüne koymuş oldukları şer cephesi dağılmış olacak. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Koalisyon bu ülkeyi işletirmiyor diyor. Geciktiriyor diyor. Bir ülkeyi ben şirket mantığıyla yönetmek istiyorum diyor. Sübhanallah. Ya şirketler kar amacıyla kurulurlar, kar amacıyla. Ve şirketler bir gün gelir kar etmezler, tasfiye olurlar. Ve o şirketlerin başına da tasfiye memurlarını atarlar. Tıpkı sizin Sayın Binali Yıldırım'ı şu an atamış olduğunuz gibi. Tasfiye memuru edasıyla bir an önce bu sistem geçsin de başbakanlık bitsin de ben kurtulayım diyor. Bütün edebiyatı bu. Ama öte yandan da
Vana nane seyli ne hanane seyli. Hazar hep riye vane ya. Hazar hep riye vane. Liyek erdeki dikarın set hep vrak. Sorun da şu. Bir müddet sonra kendi yalanlarına kendileri inanıyorlar. Koalisyon kötüymüş. Koalisyon kötüyse neden şu anda sen MHP ile Ergenekon'la AKP ile üçlü şer koalisyonunu kurmuşsun da bu milletin nefes almasını izin vermiyorsun, nefes almasını. Koalisyon kötüyse en kötü koalisyon şer koalisyonudur. Şu anda sizin tutturmuş olduğunuz yolun ta kendisidir. Kardeşlerim, son olarak bu ülke, bu parlamento bir junta girişimi, bir junta kalkışmasıyla yüz yüze kaldı. Ve o junta girişimi, junta kalkışması hepimizin aydınlık geleceğine yöneltilen bir kalkışmaydı. Şimdi o junta kalkışmasını reddeden, bu parlamentonun ortak iradesini ortaya koyan bir bildiri yayınlandı. Ve o bildiride Sayın İdris Baluken'in imzası var. Devlet Bahçeli'nin imzası var. Binali Yıldırım'ın imzası var. Meclis Başkanı'nın imzası var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzası var. Tüm liderlerin imzası var. Ben bir kez daha darbeye karşı, darbelere karşı bu parlamento siyaset onuruna sahip çıkmaya davet ediyorum. Eğer İdris Baluken bugün cezaevindeyse, Selahattin Demirtaşlar bugün cezaevindeyse bu bir darbedir. Bu darbeyi de getirmek istedikleri paketle ülkenin tüm geleceğini karanlığa sevk edecek anayasa değişiklik paketi darbesine de bir kez daha buradan hayır diyoruz, reddediyoruz. Peşyame hoşgübreminin aziz. Nevroze. Nuroje. Nevroz bahare. Nevroz ala rengine. Nevroz mizgine ha mizgin. Mizgina khereye. Be hesten nevroze. Be coşa nevroze. Be serkeftina nevroze. O be berkhadana nevroze. Ez ve hemya jidulu can slavdikim. Bun hemu kheru kashi hatun. Jinnahava nevroza ve piroz be. Jinnahava biminin de kheru kashi da. Biminin nava khere da. Her hebin her bişin.